İstanbul'dan Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndan mutlu günler, mutlu hafta sonları değerli basketbol severler. İşte Türk basketbolunun babası Yalçın Granit pankartıyla girişi yapıyoruz yayınımıza. Bu anlamlı pankart iki taraf, yani ev sahibi Darüşşafaka ve deplasman ekibi Galatasaray Nef bir arada Yalçın abinin, Yalçın Granit'in pankartıyla parkeye adım atıyorlar. Son derece güzel bir görüntü. 4 numaralı forması aynı zamanda tüm oyuncuların sırtında. Zaten burada tavana asılı olan 4 numaralı Yalçın Granit forması da şu anda ekrana geliyor. 1 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti Yalçın Granit ve her iki camiaya da işin cilvesi aslında. Ersin Görkem'le beraber konuşacağız. Hem Daçka'ya, Darüşşafaka'ya hem de Galatasaray'a çok ciddi dokunuşları olmuş. Hatta en ciddi dokunuşları olmuş isim diyebiliriz Yalçın Granit için. Tam da vefatının 2. yıl dönümünden 2 gün önce Darüşşafaka Galatasaray maçının denk gelmesi de herhalde kaderin bir cilvesi diyebiliriz Ersin Görkem. Yavaş yavaş başlayalım. İşte Yalçın abinin, Yalçın Granit'in bu salonda geldiğinde hep oturduğu koltuk. Şu anda orada çiçek var. Az önce ekranda bu görüntü vardı. Bizler de önümüzde tişörtlerle. Her iki camiayı da bilen, işin içerisinde olan bir isim olarak da aynı zamanda pası atıyorum Ersin Görkem'e. Nasıl bir görüntü, nasıl bir duygusallık girişte bu? Evet, aslında vefatının 2. yıl dönümünde böyle bir anma töreni gerçekten basketbol camiası yakışır şekilde olması gurur verici. Yalçın Granit tabii Türk basketbol tarihinin belki de en önemli isimlerinden bir tanesi. Tabii çocukluk yıllarından itibaren Darüşşafaka Lisesi'nde okuması. Ardından lise yıllarında Galatasaray formasıyla işte o yenilmez armada dediğimiz yıllarca başarıların arka arka geldiği sezonlarda en önemli oyuncu olması. Oyunculuktan sonra da her iki kulübede aslında birçok noktada yardım ediyor olması onun basketbola kattığı değerlerden sadece birkaç tanesi. Ben de Ender, daha doğrusu birçok spor gibi teknik adam ya da basketbol içinde olan biri olarak ona yakın olmak, onunla bazı şeyle paylaşmış olmaktan ötürü çok gurur duyuyorum. Hani benim Galatasaray'da oyunculuk dönemimde olsun, gerekse de Darüşşafaka doğuş sezonunda zaten formasının asıldığı dönemlerde onlar. Gerçekten onu tanımış olmak, o bir kere basketbol kültürünü bizlere, genç nesile, ondan sonraki nesillere iletmiş, o kültürü, sevgiyi bizlere aşılamış önder önemli kişilerden bir tanesiydi. Rahmetle, saygıyla yanıyoruz. Nasıl izler bıraktı? Yani Yalçın Granit dediğimizde birebir dokunuşu çok fazla olan bir insan çünkü gerçekten. Hani açar, konuşur, fikirlerini söyler ve sürekli basketbol konuşurdu Yalçın Granit. Birebir diyaloglarda neler anlatırdı, basketbolu nasıl yorumlardı? Ya aslında tabii ki kişilerden kişilere örnekler değişir ama benim örneğim biraz daha tabii sıra dışı diyebiliriz. Yani Galatasaray'da oynarken işte antrenmanı durdurup smaç yap deyip işte smaç yaptırması mesela bana, atıyorum, o her zaman hedeflerini yukarıda düşünüp yukarıda hayal kurduğunda o hedeflere daha çabuk ulaşacağını aslında mesajını veren bir isimdi. Tabii benim gibi birçok örnekleri mutlaka vardır ama bana hissettirdiği, vurguladığı nokta çok net ve belirgindi. Ya o açıdan tekrar rahmetle anıyorum. Granit ailesini bir kez daha Yalçın Granit'i anarak onlara da selamlarımızı gönderelim. 2 yıl oldu Yalçın Granit'i kaybedeli ve birazdan da takımlar sahaya pankartlarla çıktılar. Biz tabii ki maçı da konuşacağız. Saat 15.30'da hava atışıyla mücadele başlayacak ama takım kaptanları Göksel'in ve Doğuş'un işin içerisinde olduğu yine anonslarla oğlu Ali Granit'in de yine sahaya çıkacağını belirtelim. İlerleyen dakikalarda böyle bir organizasyon hazırlığı da var. Yaklaşık yarım saat, hatta biraz daha az bir süre kaldı. Mücadeleyi de konuşmamız gerekecek. İşin gerçeği. Güzel de bir maç bizi bekliyor bir yandan da. Hani Yalçın abi anarak girdiğimiz bugün de bu iki köklü camianın birer galibiyetle bu haftaya geldiği ve galibiyete çok ihtiyacı olduğu. Her takımın tabii ki galibiyete ihtiyacı her zaman var da. Türk basketbolunun babası 2 sene önce aramızdan ayrılan Yalçın Granit'i şükran ve özlemle anıyoruz. Yalçın abimizi bu salonda protokol tribününün izlediği yüzlerce maç esnasında oturmakta olduğu koltukta gözlerimiz arıyor ve büyük tutkusu olan basketbolu, basketbol maçlarını her karşılaşmada büyük bir heyecanla takip etmesini özlüyoruz, anıyoruz. Bugün Darüşşafaka Galatasaray Nef karşılaşması sevgili Yalçın Granit'in efsaneleştiği iki kulübü bir araya getirdi ve takım kaptanlarından da görüşlerini alacağız. Darüşşafaka'dan Doğuş Özdemiroğlu ve Galatasaray Nef'ten Göksel'in Köksal. Evet, Göksel'in ve Doğuş'ta şu anda
bu anlamlı günle ilgili düşüncelerini dile getirecekler. Türk basketbolunun duayeni ve babası. Hem Darüşşafaka hem de Galatasaray'ın efsanesi, saygıdeğer. Yalçın abimizi aramızdan ayrılışımız ikinci yılında saygı ve özlemle anıyoruz. Kendisi Darüşşafaka mezunu olan ve milli takımlar seviyesine kadar çıkmış, aynı zamanda Türk basketbolunun gelişiminde büyük rol oynayan Yalçın abinin ışığını bugün bu salonda hep birlikte hissediyoruz. Kendisinin ölümünün ikinci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Toprağı bol olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Yalçın Granit'in oğlu ve Can Yayınları Genel Müdürü Sayın Ali Granit'i davet ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle babama gösterdiği bu vefadan dolayı, bu itinadan dolayı Darüşşafaka Camiası'na, Galatasaray Camiası'na çok teşekkür ederim. Özellikle bu koltuk meselesi çok çok duygusal. Babama hakikaten her maçta burada, kimse olmadığı maçlarda bile orada otururken hatırlıyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir bilgilendirme yapmak istiyorum size. Biz Can Yayınları olarak şu tribünde, 200 kişilik tribünde bu sene özel bir şey yapıyoruz. O tribünden bilet alan herkes bu sene Can Yayınları'ndan bir kitap kazanacak. Bu maçta da ayrıca bütün çalışma arkadaşlarımızla beraber geldik. Şu tribünde göreceksiniz hepsini. Kendi içinde bir alkış rica ediyorum. İki takıma da başarılar diliyorum tekrar. Yalçın abiyi saygı, sevgi ve özlemle bir evet, kez daha iki takımın alıyoruz. Kaptanları Göksel'in Doğuş, Yalçın Granit'in oğlu Ali Granit açıklamalarını bu şekilde gerçekleştirdi bu anlamlı günde. Can tribününe de vurgu yaptı ki bu kitap olayı gerçekten çok çok güzel. Bu sezon uygulanan bu Can tribünü ve her gelene bir kitap hediyesi. Yavaş yavaş biz de maç önü yayınını toparlayacağız. Çok anlamlı, duygusal bir yandan da evet, yani dağılık ettik izlerken. Evet, yani Yalçın Granit'in tekrar ikinci yıl dönümünde tekrar böyle bir organizasyonda anılması, o koltuğun ayrılması gerçekten tüylerimiz diken diken ediyor. Umarım güzel, keyifli bir karşılaşmayla yayınımız devam eder. Evet, şimdi kısa bir araya gideceğiz. İki takım da sahaya, basketbolun babası Yalçın Granit yazılı pankartlar çıkmışlardı. Güzel, anlamlı bir gün. Birazdan hava atışıyla tekrar karşınızda.